her iki millete, Filistinlere ve İsraillere eşit oranda güvenlik, eşit oranda egemenlik olmadan bunun çözülme şansının olmayacağını, kalıcı bir barışın ve güvenliğin olmayacağını biz defaatle ilgili toplumlarda ve ortamlarda ifade ettik. Sadece İsrail'in güvenliğini ve pozisyonlarını, menfaatlerini önceleyen yaklaşımların, Filistinlilerin güvenliğini ve egemenliğini öteleyen yaklaşımların barış getirmeyeceğini, uzun vadede sürekli bir kriz alanında olacağımız konusunda artık bu görüşü inkar eden hiç kimse yok. Problem artık bu görüşün doğruluğu değil, bunu nasıl hayata geçirileceği problemi. Yani burada barışla ilgili perspektif bu. Diğer taraftan savaşla da ilgili ciddi risklerin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gazze'deki katliam devam ederken bölgesel yaygınlaşma riskini de biz çoğu zaman dile getirmiştik. Herkes bölgesel yaygınlaşmanın ilk önce Lübnan'dan başlayacağı beklentisi içindeyken diğer yerlerden bu olay çıktı. Sizin ifade ettiğiniz gibi yani şu anda Kızıldeniz'de olanlar, Irak'ta olanlar, Suriye'de olanlar bu türden saldırıların karşılıklı pozisyon almaların Gazze'de başlayan savaş sarmalının giderek daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu görmek yani yanıltıcı olmasa gerek. Dolayısıyla biz hem barış konusundaki çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz, hem de İsrail'in yaptığı katliamlardan uluslararası toplumda hem siyasi olarak hem adli olarak gerekli karşılığı bulması için her türlü çabayı göstereceğiz. Ben tekrar bu vesileyle konuğumuza Ankara'ya ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.